Sam Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Birisi bana birkaç yıl önce ARM tabanlı işlemciye sahip Raspberry Pi'lerde bildiğimiz Windows'un en güncel sürümünün kurulabileceğini söyleseydi ciddiye bile almazdım açıkçası. Ancak Microsoft kendinden beklemediğimiz bir şekilde x86 mimarili Intel ve AMD işlemcilere ek olarak artık ARM mimarisine yönelik de sürümler çıkartıyor. Raspberry Pi'de Windows çok da yeni bir şey değil, öncelikle onu söyleyeyim. Ancak eskiden beri çalıştığını bildiğimiz sürümün adı Windows IoT'di ve fonksiyonel bir kullanıcı arayüzü içermiyordu. Sadece uzaktan bağlanıp programlama ve uygulama geliştirme amaçlı bir işletim sistemi denilebilir yani. Niçin olmasın diye 2018'de yola çıkan birkaç gönüllü Windows on Raspberry, yani Raspberry Pi üzerinde Windows projesini geliştirmiş ki halen de geliştirme aşamasında, ekip Microsoft'un düşük güç tüketimli tablet, Chromebook'lar ve diğer mobil cihazlar için ürettiği ARM tabanlı bu versiyonunu Raspberry Pi üzerinde çalışır hale getirmişler. Ancak birazdan da görebileceğiniz gibi maalesef çok da işlevsel halde değil sistem. Çünkü malum Windows'un güncel sürümleri Raspberry Pi 4'ün nispeten zayıf işlemcisi, düşük bellek kapasitesi ve oldukça yavaş micro SD kartları üzerine çalışmak üzere tasarlanmamış. Zaten Raspberry Pi 4 de bu amaçla tasarlanan bir ürün değil. O sebeple ürünü tasarlanmadığı bir iş için kullanıyoruz ve şikayet etme hakkımız yok bence. Yine de ben uyarımı yapayım ve uzun bekleme ekranları göreceğinizi söyleyeyim. Ben bunu bir nebze de olsun azaltmak için micro SD kart yerine SSD kullandım. Ancak halen beklediğimden yavaş kaldı diyebilirim. Bunun en büyük sebeplerinden birisi test ettiğimiz Raspberry Pi'mizin 2 GB belleğe sahip olması. 4 ve 8 GB'lık bellekli versiyonlarda biraz daha hızlı sistem, ancak yine de ortalama bir bilgisayardan fark edilir şekilde yavaş çalışıyor diyebilirim. O sebeple bu videoyu daha çok bir konsept olarak ve Microsoft Windows'un farklı platformlara destek konusunda ne aşamaya geldiğini görmek adına izlemenizi tavsiye ediyorum. Günlük kullanım bilgisayarı olarak bu sistemi üzülerek tavsiye edemeyeceğim yani. Bu önemli bilgiyi de aradan çıkardıktan sonra kurulum adımlarına geçebiliriz artık. Az önce bahsettiğim gibi ben SSD'ye kurmayı seçtim. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basitleştirilmiş Raspberry Pi imaj yöneticisi uygulamasıyla artık rahatlıkla SSD'den boot etmeyi açabiliyoruz arkadaşlar. İşletim sistemi seç, Miscellaneous Utility Images, Bootloader ve oradan da USB boot'a tıklıyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza bir microSD kart takıp listeden onu seçiyoruz. Yazı tıkladığınızda Raspberry Pi'nizi USB'den boot edecek olan firmware microSD kartı yüklenecektir. Yapmanız gereken bu kartı Raspberry Pi'ye takıp güç vermek ve biraz bekleyip yeşil ışığın hızlıca yanıp söndüğünü görmek. Bunu gördüyseniz Raspberry Pi'ye giden gücü kesip microSD kartı artık çıkarabilirsiniz. Şimdi Windows on Raspberry projesinin sitesine gidip uygulamayı ve Windows 11 imaj dosyasını indireceğiz. Yukarıdaki indirmeler sekmesine, oradan da en son sürüm hangisi ise onu indiriyoruz. Daha sonra sayfayı aşağı kaydırıp Getting Windows Images'a tıklıyoruz. UUP Dump sitesine giden linke tıklıyoruz. Bu sitede aşağı baktığınızda yeni eklenen build'ları göreceksiniz. Buradan en güncel Windows 11 Insider Preview build'ını buluyoruz. İndireceğimiz imaj dosyasının karşısında ARM64 yazdığından emin olarak linke tıklıyoruz. Dilimizi seçiyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Daha sonra hiçbir ayarı değiştirmeden tekrar ileri deyip Create Download Package'a tıklıyoruz. İnen zip dosyasını açıp içindekileri adının içinde boşluk olmayan bir dizine çıkarıyoruz. Çıkarma işlemi bittikten sonra UUP Download Windows komut dosyasını yönetici yetkisiyle çalıştırıyoruz. Siz bu dosyayı çalıştırır çalıştırmaz bir sürü dosya inmeye ve klasör dolmaya başlayacak. Bunun bitmesini bekliyoruz. İşlem bittiğinde sıfıra basarak çıkmanız istenecek. Çıktıktan sonra Windows Insider Preview imaj dosyamızın burada oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi sırada Windows on Raspberry uygulamasına gidip bu imaj dosyasını diskimize yazdırmak var. Ben disk olarak zaten elimde olan ve bilgisayarımda kullandığım Western Digital marka 1 TB SSD'yi kullandım. Bunu görmekte olduğunuz Sabrent marka SATA'dan USB 3.0'a dönüştüren adaptörle bilgisayarıma bağladım. Windows on Raspberry bir sihirbaz arayüzü olan ve kullanması çok kolay bir uygulama. Sırasıyla dilimizi, Raspberry Pi sürümümüzü ve kurulum yapmak istediğimiz diski seçiyoruz. Daha sonra Windows ARM imaj dosyasının yerini uygulamaya gösteriyoruz. İmaj dosyası içinde birden çok Windows sürümü varsa onları aşağıdaki listeden seçiyoruz. Son olarak kur tuşuna bastığımızda Windows diskimiz hazırlanıyor. İşlem bittiğinde diski çıkarıp Raspberry Pi'ye takıp Windows kurulum adımlarına başlamaya hazırız. Tıpkı bilgisayarlardaki BIOS ekranlarında olduğu gibi burada da bir tuşa sürekli basarak BIOS ekranına benzer bir menü açabiliyoruz. ESC'ye bastığımızda açılan bu menü içinde gelişmiş sistem ayarları yapabiliyorsunuz. Ekran çözünürlüğünü düşürmek ve işlemciye hız aşırtma yapmak, yavaş çalışan sistemi hızlandırmak açısından biraz kullanışlı. ARM versiyonunda Windows'un kurulum adımları normal bilgisayarda gördüğünüzden farksız. Hatta şöyle söyleyeyim, görünüş açısından iki işletim sistemini ayırmak neredeyse imkansız. Bir başka dikkat ettiğim şey Wi-Fi'nin maalesef çalışmadığı, o sebeple şimdilik Ethernet'le internete bağlanabiliyorsunuz. Adımlar tamamlanıp masaüstü ekranıyla karşılaştığımızda her şeyin ne kadar yavaş çalıştığıyla yüzleşiyoruz. Merak edip aygıt yöneticisini kontrol ettiğimde tanınmayan birçok aygıt olduğunu fark ettim.
Onun dışında görev yöneticisinde detaylı sistem istatistiklerini ve 2 GB belleğin ne kadar yetersiz kaldığını görebiliyorsunuz. Sistemle birlikte gelen Paint ve hesap makinesi gibi tipik Windows uygulamaları da sorunsuz çalışıyor. Varsayılan tarayıcı Edge ile internette gezinmek yavaş ama mümkün. Merak edip kendim Chrome tarayıcı indirip kurdum ve onun da yine oldukça yavaş şekilde ama çalıştığını gördüm. Windows 11'in bu jenerasyon Raspberry Pi'larla kullanmak için optimize edilmediği ortada ve proje hala geliştirme aşamasında olduğu için Wi-Fi gibi bazı özellikler hala çalışmıyor. Ancak her şeye rağmen diyebilirim ki bu geleceğe dair umut veren bir proje. Umarız bir sonraki Raspberry Pi sürümü 5'in daha güçlü donanımı bu projeden verim alınmasını sağlar ve artık Raspberry Pi'ları tam teşekküllü bir masaüstü bilgisayar olarak kullanabiliriz. Evet, ben Çağan Çelik. Sun Market'te Raspberry Pi 4'ü ve Windows 11 kurulum videosunu izlediniz. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.